27 Ekim Cuma, Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak'ın yazısı. İstifalar ve nedenleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle istifa eden belediye başkanlarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yarın, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'unsa pazartesi istifa edeceği duyuruldu. İstifalar konunun açıldığı günden bugüne çok tartışıldı haliyle. Çünkü istifa etmeleri istenen isimler seçilmiş kimseler. Öte yandan bu istifaların belediye başkanlarının FETÖ ile iltisaklı olduğu için istendiği yönünde kamuoyunda yaygın bir görüş var. Bu görüşün sahipleri, belediye başkanlarının FETÖ ile ilişkisi varsa neden sadece istifa ettirildiklerini, hukuk önüne çıkartılmadıklarını soruyor. Buna göre bu insanların suçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve gerekiyorsa ceza da almaları gerekiyordu. Yani itirazlar kendi içlerinde mantıklı gibi gözüken iki eleştiri kanalı üzerinden yürüyor. Ancak iki görüşte kanaatimce hatalı bir sebep-sonuç ilişkisine dayanıyor. Birincisi, belediye başkanları seçilmiş kimseler. Bu doğru. Ancak istifa eden belediye başkanları dahil AK Parti'ye mensup olup kamuoyunda negatif tartışmaları neden olan, yapay gündemler oluşmasına zemin hazırlayan, imaj zedeleyen, her türlü hatanın hesabının tek bir kişiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazıldığı da doğru. Bunu siyaseti az çok takip edip meselelere hakkaniyetle bakabilen herkes teslim edecektir sanırım. Sonuçta özellikle yerel yönetimlerde yetkiler Erdoğan tarafından zamanında aday gösterilmiş ve halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarında. Ancak sorumluluğun büyük bölümü Cumhurbaşkanı'nın üzerinde. Sağlıklı işleyen bir parlamenter sistemde bunun böyle olmaması gerekirdi ama böyle. Güzelim Bursa'nın ortasına, şehrin silüetini bozduğu çok açık olan gökdelenler dikiliyor ama medyada şehircilik ve kültür noktasında eleştirilen yerel yönetimden ziyade merkezi yönetim oluyor. Söz gelimi şöyle başlıklar çıkıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca en çok gökdelen AKP döneminde dikildi. AKP ormanı yok etti. Zeytin ağacı kesmenin tekeri de AKP'ye geçti ve daha onlarcası. Öte yandan referandum sonuçlarına bakıldığında ortada AK Parti açısından bariz bir gerileme olduğu görülüyor. Referandumda İstanbul'da %48.6 evet çıkarken %51.4 hayır çıktı. Ankara'da ise %48.8 evet, %51.2 hayır çıktı. Bursa'da aynı şekilde evet oranı %53.2 çıkarken hayır oranı %46.8'de kaldı ki önceki ortalamalara bakıldığında bu oranın da çok düşük olduğu söylenebilir. Balıkesir'de ise evetlerin oranı %45.5'de kalırken hayırlar %54.5'e vurdu. Referandum neredeyse kıl payı geçti. Ve Erdoğan'ın aldığı karara bakıldığında görünen o ki AK Parti yönetimi açısından bu sonuçların ortaya çıkmasında teşkilatlara ne pay biçildiyse yerel yönetimlere de aynı pay kesildi. Nitekim sokaktaki vatandaşla birebir yüz yüze ilişki içinde olan teşkilatlar bile değildir. Onlar daha çok seçim dönemlerinde halkla yüz yüze gelir, yerel yönetimlerdir. Bu durumda istifa ettirilen belediye başkanları FETÖ'cü iseler, bu durum neden açıklanamıyor sorusu zeminini yitiriyor. Çünkü onların istifasının istenme nedeni tek başına FETÖ'cü olmaları ya da FETÖ'ye alan açmaları olmayabilir. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarda zaten dikkat edilirse FETÖ üzerinden olmadı. Metal yorgunluğu dedi, yenilenme dedi. Doğrusu İstanbul'u yıllarca başarılı bir şekilde yönetmiş olan Kadir Topbaş'ın ayrılış biçimini ve meseleyi uzatmamasını kişiliğiyle ilgili söylenenlerin de desteklediği üzere zarif bulduğumu belirtmeliyim. Diğer belediye başkanlarının da AK Parti'yi malzeme haline getirecek davranışlardan kaçındığı ortada. Daha önceki tartışmalı olaylarda aynı minval üzerine ilerlemişti. Çirkinleşmemek siyasette çok mühim bir haslet. Parti içinden bu durumu eleştirenlerin olmasını ise bazılarının algıladığı üzere
düşmanlık ya da ajandayla açıklamıyorum. Ancak çoğumuzun henüz alışamadığımız yeni bir durum var. Bu durum Türkiye'de seçim sisteminin değiştiği, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz 2019 yılından itibaren bu ülkede bir başbakan bile olmayacak. Yine bir parlamento olacak ama seçimlerin ağırlık merkezi meclisten ya da siyasi parti yapılanmalarından ziyade adaylara kaymış olacak. 2019'da kaybeden de kazanan da partiler değil yani liderler olacak. Onu da bırakın herkes işini harika yapsa bile 15 yıllık bir yorgunluğu olan bir yapı AK Parti. Dolayısıyla yarışa girecek adayların önünde %50 artı 1 gibi çok yüksek bir çıta olduğunu düşününce gelinen noktayı çok tuhaf karşılamıyorum. Hayırlara vesile olmasını umuyorum.